Evet, o zaman başkanından da talimat almışken hızlıca ilerleyelim. Hepimizin bildiği gibi, birazcık ekrana yakın yani, istiyorum. Hepimizin bildiği gibi dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklı ölümler artıyor. Ve bu ölümlerin içinde kalp damar hastalıklarından sonra kanserleri ikinci sırada görüyoruz ve her yıl 9 milyon 800 bin civarında kişiyi kanserlerden kaybediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılında bir kanser raporu yayınladı ve bu kanser raporunun teması öncelikleri belirlemek, akıllı yatırımlar ve herkes için bakım sağlamak. Ve bu rapor bize diyor ki, üç ana temada kanser yükü önemlidir ve giderek artmaktadır. Şimdi harekete geçmeliyiz. Akıllıca ve adil bir şekilde yatırım yaparsak kanser vakalarını ve ölümleri önleyebiliriz. Evrensel sağlık sigortası herkes için kanser bakımı, kapasite geliştirme ve finansal riski azaltmayı, eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı gerektirecektir diyor. Ve yine küresel kanser yükünün artışına dikkat çekerek diyorlar ki raporda, 6 ölümden biri kanser ve kansere bağlı sebeplerden. Ve 2018 yılında 18 milyon olan kansere bağlı ölümler 2040 yılında 30 milyon civarında olacak. Ve siyah çizgiler yüksek gelir düzeyindeki ülkeler, turuncu çizgiler ise düşük alt gelir grubundaki ülkeler. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri turuncu gördüğünüz halka ve yüksek gelirli ülkelerin ki onun hemen birazcık daha altında. Henüz şuralardayız ve bunu 2030'lara ulaştığımızda da buraya indirmeyi hedefliyoruz. Düşük gelirli ülkelerin biraz daha fazla çaba sarf etmesi lazım. Çünkü henüz düşüş trendine bile girememiş durumdayız. Yüksek gelirli ülkelerde bir miktar düşük düşme trendimiz oluşmuş durumda. Ve yine aynı rapor bize diyor ki hayat kurtarmak için akıllı yatırım yapmanız gerekiyor. Eğer alt gelir grubundaki ülkelerde kişi başına 2 dolar yetmişsen, orta alt gelir grubundakilerde 4 dolar civarında ve yüksek gelir grubundakilerde de 8 dolar civarında bir yatırım yaparsanız 2030'un sonuna kadar 7,3 milyon hayatı kurtarmış olacaksınız. Ve 2010'dan itibaren 2030'a kadar görüyorsunuz bu her yıl hayatını kurtardığımız kişilerin 2030'da en son 1 milyon 300 binlerde kişinin hayatını kurtarmış olacağız. 7,3 milyon hayat kurtaracağız. Ve yine önümüzdeki 10 yıl içinde her yaygın kanser türü için kurtarılacak tahmini hayat sayısını veriyor bize. Basit bir estimation ile aynı rapor. Serviks kanserleri orta renkteki turuncular, şunlar. En çok aslında akciğer ve kolonda ilerleme kaydediyoruz. Meme kanserinde de biraz artıyor ama o sonra bir plato çizerek devam edecek gibi görünüyor. Dünyada kanser yeni vaka sayıları ve insidans oranlarına baktığımızda Globalkan'ın 2020 raporunda tüm diğer kanserler içinde serviks kanserinin 6 milyon 604 bin 127 toplam sayısıyla %3,1'lik bir insidansa ulaştığını görüyoruz. Yine 2020 verilerine göre kanserden ölüm sayılarına ve insidans oranlarına baktığımızda her yıl 341 bin, 350 bin civarında kadın serviks kanseri nedeniyle ölüyor. Ve bu tüm ölümler içindeki payı da %3,3. Ve dünyada serviks kanseri insidansının coğrafi dağılımına baktığımızda da ülkemiz alttan 3. sırada, 6,2. sırada 6,7 ile 11,5 civarında şu birazcık daha açık gri alanda izliyoruz. Ama dünyanın diğer kısımlarına baktığımızda özellikle Moğolistan'ın olduğu Orta Asya, Güney Afrika ve Batı Afrika, Madagaskar adaları, diğer ada ülkeleri ve Güney Amerika'nın belli ülkelerine baktığımızda aslında bunların bir tek ortak noktası karşımıza çıkıyor. Çok eşlilik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların çokluğu.
Yine Dünya Sağlık Teşkilatı bölgelerine göre serviks kanseri insidansına baktığımızda ortalaması dünyanın 14,3 ve bizim içinde bulunduğumuz bölgenin ve ölüm oranları da 7,3 dünya ortalaması. Bizim içinde bulunduğumuz Merkez ve Doğu Avrupa grubunda ise aslında serviks kanserinin bir miktar insidansı fazla, ortalamanın üstünde, ama ölümlerimiz altılarda. Yani yakaladığımızı aslında iyi tedavi ediyoruz bu bölgede bizler. Ve yine sadece kadınları seçtiğimizde de bu ortalama bir miktar daha dünya ortalamasının üstüne çıkıyor. Çünkü biliyoruz ki en çok kadınlara etkiliyor. Ölüm oranlarına baktığımızda yine en çok görüldüğü ülkelerle paralel olacak şekilde aynı coğrafyalarda maalesef ki insanları kaybediyoruz. Ve son dönemde yine son 10-15 yıldır gündemimize giren biyolojik kanserojenlerden bahsetmek istiyorum ki bunlar kansere yol açan risk faktörleri arasında belli virüslerden, bakterilerden ve parazitlerden kaynaklanan enfeksiyonların kansere yol açması, kanser için risk faktörü olmasından dolayı üzerinde durulması gerekiyor. 2018 yılında dünyada teşhis edilen kanserlerin %13'ü temel olarak 4 tane enfeksiyon ajanı yüzünden meydana gelmiş. Helicobacter pylori, insan papilloma virüsü, hepatit B ve C virüsleri, çok az bir miktarda Epstein-Barr virüsü. Özellikle hepatit B ve C virüsleri ve bazı HPV türleri sırasıyla karaciğer ve serviks kanserini artırıyor ve en çok da bu yüzden insanları kaybediyoruz. Ve Dünya Sağlık Teşkilatı kansere neden olan bu ajanların sınıflandırma çalışmasını hala sürdürüyor. Ve sonuç olarak her 6 kanser vakasından biri, yani yılda 2 milyon kanser vakası önlenebilir enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Ve yine aynı araştırmaya göre hormopapilon virüs, Helicobacter, hepatit B ve C virüsleri her yıl 1,9 milyon kişinin bu tutulumlara göre karaciğer, rahim ve bağırsak kanserine yakalanmasına neden oluyor. Daha da acısı şu ki özellikle alt orta gelir grubundaki ülkelerdeki kanser vakalarının %30'undan bu enfeksiyonlar sorumlu. Ve haritaya baktığımızda yine aynı coğrafya kader bir unsuru karşımıza çıkıyor. Nerelerde enfeksiyonlar çoksa oralarda kanser çok ve dünyada enfeksiyonlara atfedilen kanserlerin en çok bulunduğu ülkeleri görüyoruz. İşte Bolivya, Madagaskar, işte Mısır, özellikle Doğu Asya, Tayland, Moğolistan, Bangkok vesaire gibi ülkeler. Ve kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin coğrafi dağılımına baktığımızda da meme kanserinin tüm dünyada en sık görülen kanser olduğunu biliyoruz. Ama dünya geneline baktığımızda ülkemizde ve bölgemizdeki sayılar farklı da olsa onu hemen serviks kanserinin izlediğini ve turuncu olarak haritada gördüğünüz alanlarda meme kanserinin de önüne geçtiğini görüyoruz. Ve yine 2020'de uluslararası kuruluşlar bir araya gelerek serviks kanseri için küresel stratejileri oluşturmuşlar. Her 2 dakikada bir dünyada bir kadın serviks kanseri nedeniyle ölüyor. Yani her biri bir trajedi ve biz bunu önleyebiliyoruz diyor Tedros Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü. Ve sonuçta serviks kanserini bir halk sağlığı sorunu olarak ortadan kaldırmak ve onu geçmişin bir hastalığı haline getirmek elimizde. Küresel stratejilerde Dünya Sağlık Örgütü hedeflerine baktığımızda da sadece şu andaki aşılama ve tarama stratejisiyle şu en üstteki düz plato çizgiyi sağlayabiliyoruz. Ama biz gerçekten kapsamlı bir aşılama yapabilirsek tüm dünya için şu mavi şeklinde düşürebiliyoruz. Pardon. Ama geri gitmiyor. Ve kapsamlı aşılamayla
kapsamlı tarama hizmetlerini bir arada sürdürdüğümüzde ise tamamen sıfırlamak mümkün. Aslında bize grafikler neleri yapmamızı, öncelememiz gerektiğini söylüyorlar. Yine Dünya Sağlık Örgütü kanser tarama rehberinde aynı şeyler söyleniyor. Özellikle 3 kanserin tüm dünyada tarama programının oluşturulmasını ve korunma önlemlerinin geliştirilmesini söylüyor. Bunlar ülkemizde paralel olacak şekilde meme, serviks ve kolorektal kanserler. Demin başkanım açılışta da söyledi, bugün bunu çok kez duyacaksınız. Çünkü biz de bu yönde çalışmalarımıza yön veriyoruz. 90 70-90 hedeflerimiz, 15 yaşına kadar HPV aşısıyla tamamen aşılanan kadınlarımızın oranına %90'a, kadınların %70'inin 35 ile 45 yaş arasında en azından taranmış olmasına ve hastalığa tespit edilenlerin %90'ının da tedavi bakımı içinde olmasına hedef koyuyoruz. Türkiye'de ölüm nedenlerine baktığımızda kırmızıyla gördüğünüz ölüm nedenleri kanserler. Şuradaki kırılma ve düşme eğrisi tahmin edeceğiniz gibi pandemi döneminden kaynaklanıyor. Hızlı geçmeye çalışıyorum biraz hocam. 2008 ile 2018 yılları arasındaki yaşa standartı kanser hızlarına baktığımızda şu anda erkeklerde 100 binde 263 civarında ve kadınlarda 100 binde 188'lerde. Ve cinsiyete göre en sık görülen 10 kanserin 2018 istatistik raporundaki durumuna baktığımızda kadınlarda görülen ilk 10 kanser içinde uterus seriksi var ve 4,2 insidansımız. Ve yine en sık görülen kanserlerin bu grup içindeki yüzde dağılımına baktığımızda da bir miktar daha düşük gibi olsa da %2'si kadınlarda görülen kanserlerin serviks kanseri. Ülkemiz bu konuda birazcık daha şanslı. Çok yüksek insidans oranlarımız yok. Ve tarama programında yer alan kanserlerin yaşa özel standartlarında hızlarına baktığımızda da kendi kendine hafif bir ivmeyle yükselerek kıpırdanıyor. Ama toplumdaki HPV yükü arttığında bunun daha da artacağını tahmin etmek zor değil. Türkiye'deki serviks kanserlerinin son 5 yıllık trendine bakacak olursak, yıllık vaka sayımız 2125 ve ölüm sayısı 501, insidansımız da 4,2. Ve en sık görülen kanserlerin özet evre dağılımına baktığımızda, ülkemizde erken evrede yakaladığımız serviks kanserleri %55 civarındaki, bu çok iyi. Orta bölgesel lokalize dönemdeyken yakaladıklarımız 33,4 ve uzak evredekilerde 12,1. İşte tüm bu olumlu yönlerimizi kullanıp biz bu kanseri önleyebiliriz diye düşünüyoruz. Ve sağ kalım oranlarında da küçük küçük de olsa 5 yıllık trendlerde bir yükselme trendini izleyebiliyoruz. Zaten kanser kontrol programlarının amacı önleme stratejileriyle yeni vaka sayısını azaltmak, tarama ve erken teşhis ile mevcut vakalarda tedavi şansı ve yaşam kalitesini arttırmak, kaynak israfını engelleyerek kanser yükünü azaltmak. Biz de çok uzun yıllardır kanser kontrol programlarını hazırlayan, yürüten ve devamlılığını sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışan bir ülke olarak en son 2021 yılında yayınlanan kanser kontrol programı önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeye çalışıyoruz. Sözlerimi bu yılın Dünya Sağlık Örgütü farkındalık ayının teması olan bilgilenerek, tarama yaparak ve aşı olarak serviks kanserini sona erdirebiliriz temasıyla sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz. Gerçekten çok önemli mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Beni çok etkileyen şu oldu. Sanki bir otör değil. Dünyada her 2 dakikada bir kadın serviks kanserinden kaybediyoruz. Eğer az gelişmiş ülkelerde kişi başına 2 dolar, orta gelişmiş ülkelerde kişi başına 4 dolar ya da gelişmiş ülkelerde kişi başına 8 dolarlık bir harcama şey yaparsak
Sanki bunların önüne geçebilecek tedbirleri alabileceğiz, koruma tedbirlerini alabileceğiz gibi bir mesaj verdiniz. Onu çok önemsedim. Soruları en son da almak istiyoruz. Vakit darlığı nedeniyle. Hocam sağ olun, ağzınıza sağlık. Buyurun Ebru Hocam. Şimdi sırada yine Kanser Daire Başkanlığı'ndan Doktor Fahri Ünlü Hanım Ulusal Servis Kanserlerinde Tarama Programı anlatacak bizlere. Herkese merhabalar. Ben de sizlere Ulusal Servis Kanser Şarap Programı hakkında bilgiler vereceğim. Sunum planım, kanserde erken tanı, erken tanının önemi, tarama, ulusal servis kanseri tarama programı. Erken tanı dediğimizde herhangi bir hastalığın o hastalığa ait belirtilerin henüz ortaya çıkmadığı, kişiye sıkıntı ve acı vermediği, onu çalışmaktan alıkoymadığı dönemde tanınması, tanının gecikmesi, hastalığın ağırlaşmasına ve hatta tedavi olanağının ortadan kalkmasına neden olabilir. Erken dönemde tanının önemi nedir? Tedaviyi kolaylaştırır, tedavi süresini kısaltır, tedavi giderlerini azaltır, doku ve organ kaybını önler, başarılı tedavi şansını büyük ölçüde artırır, hastanın iyileşme şansı artar ve yaşam süresi uzar. Tarama da bir erken tanı yöntemidir. Kanser taramalarının amaç tanı koymak değil taramada. Görünüşte sağlıklı olan kişilerde daha ileri yöntemlerle doğrulanmak üzere varsa pozitif bir bulguyu erken dönemde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Nihai hedefimiz mortaliteyi azaltmak, yaşam süresini uzatmak. Tarama çeşitleri toplum tabanlı tarama ve fırsatçı taramalar şeklinde. Toplum tabanlı tarama dediğimizde hastalık açısından o toplumda riski olan kişiyi ya da grupların tamamının bir program dahilinde sırayla davet edilerek erken tanı ve tedavi amacıyla muayene edilmesinden bahsediyoruz. Fırsatçı tarama dediğimizde ise hastalık açısından olası riskli durumlarda aile öyküsü, bilinen risk faktörlerin varlığında rutin tıbbi hizmetler kapsamında yürütülen erken tanı hizmetlerinden bahsediyoruz. Taramanın dayanağına bakacak olursak bulaşıcı olmayan hastalıklardan koruma için bir araç olarak taramanın prensipleri yayınlandı 1968'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ayrıca Avrupa Türkiye'nin de Türkiye'de 1949'dan beri üye, Avrupa Konseyi'nde de 1994'te. Tarama prensipleri neler? Birincisi hastalık, tarama yapılacak toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalı. Hastalığın doğal seyri bilinmeli. Erken evre semptomatik bir dönemi olmalı. Preklinik dönemde tanı konulabilmeli. Erken tanı konulduğunda tedavisi olmalı. Taramalarda elde edilen yarar istenmeyen yan etkilerden ve ilgili harcamalardan daha yüksek olmalı. Ve tarama sürekli bir işlem olmalıdır. Herhangi bir yerde sekteye uğramaması gerekiyor taramanın. İyi bir tarama testi nasıl olmalı? Taranacak kişiler tarafından test kabul edilmeli, pratik olmalı, basit olmalı, non-invasif olmalı, yararı maliyetinden fazla olmalı, geçerli ve güvenilir olmalı, duyarlılığı yüksek olmalı, gerçek hastaları ayırt edebilmeli, seçiciliği yüksek olmalı ki gerçek sağlamları ayırt edebilmeli. Koşulmayı çok seviyorum ben. Sağlıklı bir hücreden ölüme kadar şematize edilmiş burada. Tarama, hedef kitleye verilen hizmet. Burada preinvaziv dönemdeki kanseri bulmaya çalışıyoruz taramada. Erken teşhiste ise sadece semptomları olan kişilere verilen hizmet. İnvaziv dönemden sonraki kısımda erken teşhis oluyor. Dünyada kanser taramaları, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Birliği'nin taraması önerdiği kanserler, servikal kanserler, meme kanseri, kolorektal kanserler, bazı ülkelerde ovar, mide, deri ve akciğer kanserleri de taranıyor. Tarama şekilleri yine toplum tabanlı ve fırsatçı taramalar şeklinde. Burada toplum tabanlı tarama yapan ülkeleri görüyoruz. Turuncu olanlar toplum tabanlı tarama yapan ülkeler Türkiye'de. Bunun içerisinde
Mavi olanlar fırsatçı tarama yapanlar, beyaz olanlar da bilinmiyor. Toplu tabanlı tarama yapan merkezlerimiz ülkemizde toplu sağlığı merkezleri, KETEM'ler, sağlık hayat merkezleri, aile sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve mobil kanser tarama araçlarında ücretsiz olarak toplum tabanlı tarama yapıyoruz. 2014 yılında 11 KETEM'le başlanmıştı tarama hizmetlerine. Şu anda 2023 yılı sonu itibariyle 381'e ulaştı sayımız. Bunun 46 tanesi de mobil tarama aracı. Burada ulusal tarama standartlarımızı görüyoruz. Meme kanseri, servis kanseri ve kolon kanseri için. Meme kanseri için kendi kendine meme muayenesi 20 yaş üzeri ayda bir, kayıp meme muayenesi 20 yaş üzerinde 2 yılda bir, 40 yaş üzerinde yılda bir, mamografi ise 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir, servis kanseri taraması HPV DNA testiyle tarıyoruz biliyorsunuz, 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir, kolon kanseri ise gayet gizli kan testiyle tarıyoruz. 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde 2 yılda bir, her 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir. Ulusal tarama standartlarımız 2007 yılında yayınlanmıştı. Ancak 2013 yılında standartlarımızı güncelledik. Gerekli durumlarda da yine güncellemeler yapmaktayız. İlk nüfuslarımız var burada. Bu slaytı zaten Emel Hanım da benden önce gösterdi. Bunu hızlıca geçiyorum. Servis kanseri için ulusal tarama programının varlığını görüyoruz burada. Gördüğünüz gibi dünyanın birçok ülkesinde servis kanseri için tarama programı var. Afrika'nın sadece Afrika'nın büyük bir kısmında tarama yapılmıyor. Burada da tarama yöntemlerini görüyoruz. Hangi yöntemlerle tarıyorlar? Maviler histolojiyle tarıyorlar. Bizim ülkemiz HPV DNA ile tarıyor gördüğünüz gibi. Yine Emel Hanım'ın slaytlarında vardı servis kanseri. 10. sırada ülkemizde. Servis kanseri neredeyse tamamının sebebi human papilloma virüsün belirli onkolojik tiplerinden oluşmaktadır. HPV ile oluşan enfeksiyonlar tedavi edilmezse bazı yıllar içerisinde invazif kansere dönüşebilmektedir. Servis kanserinin en önemli özelliği önlenebilir bir kanser olmasıdır. Erken teşhis edildiğinde %100'e yakın tedavi edilebilen bir kanser. Kadının hayat boyu bir kez bile tarama yaptırması servis kanserinden ölüm ihtimalini %50 oranında azaltıyor. Teknik sorunlardan dolayı. Bir papilloma virüsü nedir? Deri ve mukozal yüzeylerdeki bazal epitelyal tabak hücrelerini enfekte eden bir DNA virüsüdür. Virüsün neden olduğu HPV enfeksiyonu dünyada cinsel yolla ulaşan en yaygın hastalıktır. Bilinen 200'den fazla tipi var. 40'tan fazla tipi ise cinsel yolla ulaşıyor. Servis kanserinden sorumlu olduğu bilinen 13 yüksek riskli tipi var. Tip 16 ve 18 ise servis kanserlerinin yaklaşık %70'inden sorumlu. Servis kanserini biz neden tarıyoruz? Mortaliteyi düşürmek için, servis kanserinin mortalitesini düşürmek için, insidansı düşürmek için. Prekürsör lezyonların G2 ve üstü dediğimiz lezyonlar saptanarak tedavi edilmesi ve invazif servis kanserinin önlenmesi için kolposkopiye refer edilen hasta sayısını düşürmek için gereksiz girişimleri azaltmak, tedaviyi kost efektif hale getirmek için. Burada servikal sitolojik taramayı görüyoruz. İki şekilde taranıyor sitoloji ve HPV ile. Sitoloji programındaki sorunlar cilt 2 ve üzeri lezyonlar için sitolojinin sensitivitesi düşük. Yüksek yanlış negatifliği var Pap-Smear'in. Tekrarlanabilirliği düşük. Servikal adenom kanser yakalamada etkinliği düşük. Hal böyle olunca HPV testleri tabii gündeme geldi. Sitoloji ve HPV testinin karşılaştırmasını görüyoruz burada. Sensitivitesi sitolojinin %53, HPV testinin %96. Spesifiteye bakacak olursak sitoloji %97,
HPV testinde %92. HPV testi, objektif testler, otomatize ve merkezileştirilebilir, insan kaynakları avantajı var. Uzun tarama intervalleri var. HPV'yi de taradığınızda 5 yılda bir ya da 6-7 yılda bir taramaya katılabilirsiniz denilebiliyor. Ancak bile daha sık aralıklarla tarama yapmak gerekiyor. Kompleks kalite kriterleri yok. Self test, idrarda ya da anlık testler yapılabiliyor. Maalesef HPV testi. 2014'te yapılan bir çalışma sonucunda serpil kanser insidansında %40, mortalitesinde %50 düşme sağladı testlerinin, HPV testlerinin. HPV DNA ile takmaz, biyoloji ile taramaya göre serviz kanserini %60-70 daha fazla azaltıyor. Tarama programına katılmamak, servis kanseri gelişen kadınların %60'ı hiç sinir veya HPV DNA testi yaptırmamış. %65'i son 5 yılda hiç test yaptırmamış. Tarama programımızı biliyorsunuz, 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir HPV DNA testi dedik. 2014 Ağustos'tan beri bu şekilde HPV DNA ile tarama yapıyoruz. 2023 Ocak ayından itibaren de yerli HPV DNA kitiyle taramaya geçtik. Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı tarafından üretilen kitleri kullanıyoruz. Ocak 2023 tarihi itibariyle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'da Ulusal HPV Laboratuvarı kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Türkiye'nin tüm bölgesinden alınan numuneler burada değerlendiriliyor. Burada Türkiye genel tarama hızımızı görüyoruz. Pandemi döneminde bir miktar düştü, ancak yine pandemi öncesi dönemi yakalamaya başladık. Yine bir ivme yakaladık. İlk 9 aylık dönemde 2023 yılında tarama oranımız 51.4. 30 yaş altın için HPV taraması önerilmiyor. Bu soru çok soruluyor bize. 30 yaş altında geçici HPV enfeksiyonları saptanıyor. Gereksiz kolposkopi daha fazla yapılıyor. Sadece sitoloji yapılanlara göre %27 daha fazla yapılıyor. Ondan dolayı bizim ülkemiz için 30 yaş öncesi HPV DNA'yı taramak uygun değil. 30 yaş üstün için HPV taraması öneriliyor. 30 yaş üzerinde de HPV persistansı daha yüksek. Aynı tip HPV'nin 6 ay ya da 1 yıl sonra tekrar pozitif çıkması oranı daha yüksek. Lütfen şunu yapmayın diyorum. HPV pozitif ya da HPV ile ilişkili anormal sonucu olan kadınlara kanser başlangıcı ya da kansersin demeyin. Pozitif çıkan kişileri zaten teşhis merkezlerine, minimal kalite kriterleri belirlenmiş olan teşhis merkezlerimize yönlendiriyoruz. Burada kişiler hem yönlendirilerek hem bilgilendirilerek ileri tespit tedavileri yapılmaktadır. Amaç pozitif şüpheli vakaların olabildiğince erken zaman diliminde uzman kişilerce sonuç alabilmelerini sağlamak. Sonuç olarak bilinmesi gereken en önemli nokta, erken tanısı önemli olan kanserlerin belirtilerini öğreterek kişilere, sağlık okuryazarlıklarını artırarak, taramalara katılımlarını sağlayarak kanseri önleyebiliriz ve tedavi edebiliriz. Burada da farkındalık etkinliklerimizden paralel görüyoruz. Ben dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi soruları en son alalım istiyoruz, hani süreden dolayı siz de uygun bulursanız. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel katkılarınız için, çok değerli katkılarınız için. Şimdi sırada yine mikrobiyoloji ve referans laboratuvarından uzman doktor Fatih Çubuk Bey, Ulusal HPV Laboratuvarları Çalışma Sistemi ile ilgili bize bilgi verecek. Hem online'dan soruları varsa Sayın Başkanım, burada siz o bilgisayar önünüzde yok, onu takip etsek. Bir de gerçekten sorularımız olmalı diye düşünüyorum. Ben kendi adıma birkaç böyle bir soru
hazırladım bile. Yani en son konuşmacı bittikten sonra, Funda hocamdan sonra o güzel tartışmayı da açalım inşallah. Murat Başkan oradan da online soruları herhalde görebilecek miyiz? Görürüz. Tamamdır. Yanımlar gelsin. Herkese merhabalar. Ben de sizlerle Musa BPV Tanı Laboratuvarı'nın çalışma sistemi üzerine konuşacağım. Tanı Laboratuvarımız 2023 yılının başında kuruldu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı bünyesinde iki uzman hekim, 30 kadar da teknik personelle çalışmaya devam etmekteyiz. Biz hasta numunelerini moleküler bir tanı yöntemi olan PCR tekniğiyle tanıyoruz ve numune kabulden sonuç vermeye kadar birbirini silsile halinde takip eden 4-5 basamaktan oluşan bir sürecin sonunda hastalara sonuç verebiliyoruz. 2023 yılının Mart ayından beri ben de Musa Efe Tan Laboratuvarı'nda çalışıyorum. Aylık 50 binler civarında olan ortalama test sayımız özellikle Eylül ayından sonra yükselişe geçti. Pandemi öncesi dönemi yakalama ya vurgu yapılmıştı. Şimdi 100 binleri zorluyor. Bunun da günlük karşılığı günlük test sayımız 6 binler civarında. Geçen yılda biz toplam 800 bin civarında örneği raporladık, sonuçlandırdık. Ulusal serviks kanseri tarama programının hedef popülasyonu 30-65 yaş aralığındaki kadınlar ve tüm Türkiye'deki KETEM'lerden, SHM'lerden ve aile sağlığı merkezlerinden laboratuvarımıza serikasyon örnekleri gelmekte. Biz moleküler tanı testi olan PCR ile hasta örneklerinde HPV DNA varlığını araştırıyoruz. Human papilloma virüsler serviks kanserine neden olma özelliklerine göre yüksek riskli ve düşük riskli olarak sınıflandırılıyor. Yüksek riskli genotipler yayınlarda farklı farklı geçiyor. 12 ile 15 arasında rakam veriliyor ama ben 14 diyelim. 16, 18 ve 45'i biz ayrı ayrı kendirebiliyoruz. Diğer 11 yüksek riskli genotipi de yüksek riskli diğer HPV genotipleri diye raporlayabiliyoruz. Sahaya bu şekilde gidiyor raporlarımız. Test çalışma süreçlerimizde piranalitik anlamda ne tür sorunlarla karşılaşıyoruz? Yani testin başlamasından önceki süreçte sahadan bize örneklerin gelmesi, ulaşması sürecinde en sık karşılaştığımız sorun görselin sağ taraftaki görselde gösterildiği gibi VTM'in viral transport medyumun yani taşma sırasının içeriğinde ya da numunenin içeriğinde kan varlığı. Bu kan aslında PCR için baskılayıcı bir faktör olabilmekte. Yani baskılamanın sahaya karşılığında şu oluyor. Yetersiz numune veya yalancı negatif sonuç şeklinde. Bir nedeni şu olabilir diye düşünüyorum da hastaların adet döneminde olmaları. Hani bu dönemde gelen hastaların mümkünse ertelenmesi, adet dönemi bittiğinde örnek alınmasını talep edebiliriz. Ayrıca diğer sorunlarımız numunelerin barkodsuz gelmesi. Barkodların örnek tüpünün üzerine yatay yapıştırılması, modülle kargo arasında örnek sayısının farklılık göstermesi, kargo ile eksik veya fazla sayıda numune gelmesi, bir de bazen VTM içinde, örnek tüpü içerisinde sünüp çubuğunun olmaması. Ben laboratuvarımızdan birkaç görsel paylaşacağım. Aslında sol taraftakiler bizim teknisyenlerimizi mutlu eden, sağ taraftakiler de soru işaretine sebep olan görseller. Eğer örnek tüpünün üzerine dik bir şekilde yapıştırılırsa barkod, bunu barkod okuyucuyla okutmak ve süreci devam ettirmek daha kolay olurken sağ taraftaki görselle karşılaştığımızda işleyiş biraz yavaşlıyor. Yine 100 kadar örneği bir spora nizami bir şekilde dizilip gönderildiğinde bu örneklerin işlenmesi, çalışılması daha kolayken bir kutuya istiflenip gönderildiğinde bir takım zorluklarla karşılaşabiliyor bizim arkadaşlarımız. Kargo paketlerinde de yine iki farklı görüntüyle Servikal kanser tarama programı aslında 10 yıldır falan devam ediyor ama bu Sağlık Bakanlığı bünyesinde laboratuvar yeni kuruldu. Yani tarama laboratuvarı. Belki kısa, orta ve uzun dönem için bu kanser tarama politikalarına katkı sunmak açısından
HPV genotiplerinin hani hepsinin tek tek isimlendirilebilmesi, her hasta nümunesi için var olan bütün genotiplerin tek tek isim bildirilebilmesi bir önerimiz olabilir. Bununla ilgili zaten süreç devam ediyor. Muhtemelen birkaç hafta içinde sahaya hasta örneğindeki bütün yüksek riskli genotipleri tek tek söyleyebilir olacağız. Bir de naçizane hani ben de 10 aydır falan bu işin içindeyim. Tek merkezden yürütülüyor moleküler testler. İstanbul başta olmak üzere belki 5-6 büyük şehirde yeni tanı laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve çalışmaya dahil edilmesi bir bizim iş gücümüzü ve iş gücümüzü daha efektif kullanmamızı sağlayabilir. Bir de kargo süreçlerinden kaynaklanan belki test sonuçları üzerindeki olumsuz etkileri bir miktar azaltıcı bir katkı sunabilir. Ben de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam, bize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu merkeze tarama için örnekleri gönderirken dikkat edilecek hususları çok iyi bence vurguladınız, dikkat çektiniz. Sağ olun, soruları dediğim gibi şu an alacaktık. Son konuşmacı olarak Funda Hocam'a artık taramaları yaptık. Hastaların takip tedavisinde ne yapacağız? Bu da hocam bu konuda bize bilgilendirecek. Buyurun hocam. Alınmayabilir. Yaklaşık burada ısıtmasının anlatılabilir. Karşıma koşuyor. Gerçekten o şey olurken valla yani ayda 100.000 civarında gerçekten test yapıyorsanız burada İnanması zor değil mi hocam? yani kaç kişi var laboratuvarda bu bilgileri benden hocam açana kadar İki uzman hekim, 30 kadar da personel. o kadar değil değil mi ya? Ayda 50.000 100.000 50.000'den 100.000'e çıktı Zaten 6-50 bin üstü 100 bin inşallah artmaz. Çok ciddi rakam ve bu Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen numuneler burada. Evet. Günde kaç yapabiliyorsunuz? 60 çalışma kadar kuruyordu işte çalışmalarını. 100 Evet. diyelim. 6 bin kadar. Çok ciddi. Şükür ve yanlış yapamadığına da çok dikkatli olmak lazım. Evet. Evet. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Teşekkürler. Evet, merhabalar. Ben de Ocak ayı servis sanatı farkındalık ayı etkinliklerinde böyle bir konuşma için de davet ettikleri için önce Sayın Genel Müdürü, arkasından da tüm ekibe, Sayın Murat Başkanım'a teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Ben Doktor Funda Atalay, Ankara Onkoloji Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi de eğitim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 30 yıldır da Ankara Onkoloji Hastanesi'nde çalışıyorum. Bu nedenle konuyla ilgili oldukça tecrübemiz var. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Şimdi sizi uzatmadan da başkanımı yormadan kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum ben de. Şimdi servis kanseri önemli bir kanser, önemli bir kanser diyoruz. Onun için tarıyoruz zaten. Servis kanseri risk faktörlerine baktığımızda ilk başta birinci sırada HPV virüsünü görüyoruz. Bunun dışında sigara, çok evcilik, erken yaşlı cinsel ilişki, bir takım immün sistem problemleri de servis kanseri açısından risk faktörü oluşturuyor bizim için ama özellikle önleyebilir ve değiştirebilir olduğumuz HPV konusu bizim için önemli. Bu nedenle de zaten taramalarımızı, önleme yöntemlerimizi ona göre planlıyoruz. HPV'ye bağlı pek çok kanser görülebiliyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda kanser nedeni HPV virüsü aslında ama kadınlarda erkeklere göre daha sık kanser gelişimine neden oluyor ve yaklaşık kadınlarda HPV'ye bağlı kanserlerin %90'ı da servis kanseri olarak karşımıza çıkıyor.
Servis kanserinin gelişimine bakacak olursak, normal bir serviks HPV enfeksiyonuyla karşılaştığında bir HPV enfeksiyonu ortaya çıkıyor. Bu enfeksiyon yaklaşık 2-3 yıl içerisinde aslında herhangi bir işlem yapılmasa da bazı hastaların yaklaşık %60 hastada spontan regrese olabiliyor. Şimdi bu regrese olabilen grup bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan HPV'nin persistansı, yani devam etmesi enfeksiyonun. Bu da persiste eden enfeksiyonlar yüksek riskli HPV tipleriyle 16-18'de komplikasyon şahit %15'i 3-4 yıl içinde ilerliyor ve 10'lu yıllarda da %12'si yaklaşık servikal kanseri neden oluyor. Yani herhangi bir HPV enfeksiyonuyla karşılaşınca bu hasta hemen eşittir servis kanseri olacak diye bir şey yok. Bu uzun bir süreç, uzun bir süreçte yayılan bir ilerleme. Bu nedenle bunu herhangi bir aşamasında tespit edersek bu hastaları servis kanseri olmadan koruyabiliyoruz. Servis kanseri neden önemli bizim için? Hocam Çünkü buyurun. biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Servis kanseri neden önemli dedim? Çünkü servis kanseri önlenebilen bir kanser. Eğer erken teşhis edebilirsek %100'e yakın bir oranda tedavi edebiliyoruz servis kanserini. Patogenizi tamamen aydınlatılmış bir kanser aslında servis kanseri. 10-20 yıl süren bir kansere dönüşüm sürecinden geçtiği için bu evrede kansere dönüşebilecek olguları erken teşhis etmemiz mümkün görünüyor. Önlenebilir diyoruz. Nasıl önlüyoruz servis kanserini? Elimizde iki tane yöntem var. Bir tanesi birincil önleme dediğimiz, yani hastalığın nedeninin önlenmesi. Bu da tabii ki aşıyla, HPV aşıları, koruyucu aşılarla oluyor. Dünyada aşısı olan tek kanser serviks kanseri aşısı. Bu nedenle bizim için çok önemli gerçekten aşı. Ama aşıya girmeyeceğim çünkü aşı başlı başına bir sunum konusu tek başına. Ama önemli olan şu, ülkemizde en yeni aşıya ulaşabilme imkanımız var. Bu nedenle lütfen 9-12 yaş başta olmak üzere 26 yaşa kadar aslında aşı programı, ama 45 yaşa kadar da aşıya ulaşmak, aşıyı yaptırmak mümkün. 26 yaş sonrasını ketçap olarak değerlendiriyoruz biz, ama 45 yaş üstünde aşılamayı önermiyoruz. Aşı için herhangi bir test, tetkik yaptırmak, HPV pozitif negatif olmak şart değil. Burada sadece söylemek istediğim şu, aşı olduk her şey bitiyor mu? Hayır. Aşı olsa da mutlaka HPV, daha doğrusu servis kanseri tarama programlarına devam etmemiz gerekiyor. Bence aşı ile ilgili en önemli konulardan bir tanesi bu. İkinci önleme asıl hastalığı belirliyoruz. Yani burada da tarama ve kanser öncesi tedavi devreye giriyor. Bizim için önemli olan ve üstünde durduğumuz konu bugün bu. Biraz önce de bahsedildi, tarama önemli gerçekten. Servis kanseri taraması başladıktan sonra dünyada bu hastalık insidansında ve hastalığa bağlı ölümlerde azalma olduğu daha önceki konuşmacılar tarafından da belirtildi aslında. Tarama programı olan ve olmayan ülkelerin verilerine baktığımızda gerçekten tarama olan ülkelerde hastalık insidansında ve buna bağlı ölümlerde azalmanın çok olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyebilirim, aslında en önemli risk, dedik ya biraz önce HPV servis kanseri için bir risk faktörü, ama aslında en önemli risk faktörü uygun ya da hiç tarama yapılmaması diye söyleyebilirim. Şimdi biraz önce konuşmacılar hem Emel Hanım hem Fahriye Hanım bizim HPV ile popülasyon bazlı ulusal tarama programımızı anlattılar detaylı bir şekilde. Biz nerede devreye giriyoruz? Şu aşamadan sonra HPV testi yapıldı, test sonuçlandı. Pozitif çıkan hastalarla ilgili neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeceğim ben size. Ama önce kısaca, bu bahsedildi aslında, çok kısa geçeceğim. Dünyada 7. sırada tüm kanser olguları içinde, ama kadın kanserleri arasında 4. sırada. En sık az gelişmiş ülkelerde olduğunu söyledik. Vakaların yaklaşık %80-85 civarı az gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkıyor. Başkanım biraz önce belirtti, Afrika'da 1. sırada kadın kanserleri arasında neredeyse servis kanseri. Bu
tabloları paylaştı arkadaşlar ama ben şunu belirtmek istiyorum. Ben bu konuşmayı geçen yılda yaptım. 2017 verilerini vermiştim geçen yıl. 2017 verilerine göre Türkiye'de servis kanseri ilk 10 kanser arasında 9. sırada görülüyordu. Ama 2018 verilerine göre şu anda Türkiye'de 10. sırada görüyoruz biz servis kanserini. Aslında bu iyi bir şey bizim için ama bu arada burada özellikle belirtmem gereken iki konu var. Bunlar da yine jinekolojik kanserler arasında hem endometriyum kanseri hem ovary kanseri birer basamak yukarı çıkarak daha fazla sayıda görülmüş. Bunu da belirtmek istiyorum. Söyledik Türkiye'de 10. sırada şu anda 2018 istatistik verilerine göre servis kanserimiz. Başlıca etkeni HPV. Ülkemizde aslında gerçekten düşük sıklıkta görülüyor ama ben Emel Hanım'ın doğumunda da aslında HPV oranı arttıkça bunun artabileceğini düşünen ve bu nedenle endişelenenlerden bir tanesi olarak karşınızda bulunuyorum bir kişi olarak. Özellikle erkek kanserlerinin %1'inden, kadın kanserlerinin ise %10'undan sorumlu olduğunu bildiriyor Ulusal Kanser Ajansı dünyada servis kanserinin. Ülkemiz verileri incelendiğinde de yine kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla HPV'ye bağlı kanser görüldüğünü biliyoruz. Bu da gösterildi biraz önce. Ben de kısaca söylemek istiyorum. İyi ki diyorum %55 civarındaki hastayı lokalize dönemde karşılıyoruz. Biz çok az bir kısmı %10-12'lik bir kısmında ileri evrede karşımıza çıkıyor servis kanserlerinin. Biz neler yapıyoruz? Hasta tarandı karşımıza elinde bir sonuçla geldi. HPV 16-18 pozitif gelen bir hastayı direkt kolposkopik muayene ediyor. Şimdi ben Ankara Onkoloji Hastanesi'nde çalışıyorum. Bizim hastanemizde 2020-21 yıllarından sonra teşhis merkezi olarak kayıt altına alındı. O dönemden sonra bizde daha önce de gelen hastalarımız oluyordu ama artık daha yoğun bir şekilde HPV pozitif hastalar bizim hastanemize de yönlendiriliyor. Biz bu hastaneleri burada gururla söylüyorum ki hiçbirine randevu vermiyoruz. Geldikleri gün geldikleri gibi işlerini hallediyoruz, işlemlerini yapıyoruz. Sadece hastaların kendisi kendi özelliklerinden dolayı daha ileri bir tarihte bu işlemi yaptırmak istiyorlarsa o hastalara randevu veriyoruz. O nedenle hiçbir aksama olmuyor gerçekten. Hızlıca işleme geçebiliyoruz. 16-18 pozitif gelen hastalarda direkt kolposkopi yapıyoruz. Ama 16-18 dışı diğer olarak nitelendirilen biraz önce hocam da bahsetti. Artık tiplendirme vereceğiz onlar işinde diye söyledi. Bu bizim için önemli bir şey. Çünkü 16-18 dışı gelince biz aslında hangisi olduğunu görmek istiyoruz. Çünkü 16-18 dünyada en yaygın tip olmakla birlikte ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bazı ülkelerde daha farklı tipler bizim için de geçerli. Daha etkin olabiliyor. Bu nedenle bilmek istiyoruz biz hangi tip olduğunu. Bu hastalarda sitolojiye bakıyoruz. Yani 16-18 pozitif diye hemen kolposkopiye aldığımız gibi bu hastaları kolposkopiye almıyoruz. Simirleri normalse bir yıl sonra kotest için tekrar yönlendiriyoruz. Ama eğer askus ve üzerinde bir sitoloji varsa bu hastalar için de kolposkopik muayene ve arkasından gereğini yapıyoruz. Hep öyle negatif gelen sonuçlar zaten rutin tarama yollanıyor. Rutin tarama da bildiğiniz gibi 5 yılda bir yapılıyor HPV ile. Kısaca hangi durumlarda nasıl bir yol izliyoruz onu da bahsedeceğim. Şimdi sitolojisi anormal dedim. Neler bunlar? İşte askus olabilir, askeç, low grade, high grade gibi daha yüksek derecede lezyonlar olabilir. Bu hastalarda da ilk yaptığımız işlem kolposkopi. Kolposkopi sonrasında çıkan bulguya göre bu hastaların yönetimini yapıyoruz biz. HPV 16-18 pozitif geldi. Sitolojisi normal. Bu hastalara ne yapıyoruz? Yine de bu hastalara kolposkopik inceleme yapıyoruz. Kolposkopik incelemede CL2 ve üzeri lezyon varsa bu hastaları önce biyopsi kolposkopi eşliğinde arkasından çıkan patoloji sonucuna göre de daha ileri tetkik ve tedavilerini planlıyoruz. Ama CL2 ve üzeri bir lezyon yoksa bir yıl sonra tekrar bu hastaları kotest için yönlendiriyoruz. Ama şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Bazen onu da buradan tekrar vurgulamak istiyorum. HPV 16-18 pozitif olan hastalar herhangi bir lezyon yoksa kolposkopide bir yıl sonra koteste gönderiyoruz ama kotestler artık ketenlerde yapılmıyor. Bu önemli. Çünkü keten bir tarama merkezi. Biz taramadan çıktıktan sonra bu hastaların tedavisini takip ettiğimiz için de
Bu hastaları başka merkezlerde, şehir hastanelerinde veya kendi merkezimizde HPV'ye de tetkik ediyoruz. HPV 16-18 dışı pozitif ve sitolojisi normalde bu hastaları da direkt yine bahsettiğimiz gibi biraz önce bir yıl sonra kotest için yönlendiriyoruz. Bu hastaların kotesti ketemlerde yapılıyor tekrar. 16-18 dışı olan hastalar için konuşuyorum. Bu hastalar bir yıl sonra tekrar test olduklarında herhangi bir anormal sonuç varsa mutlaka bu hastaları biz yeniden kolposkopi ile değerlendiriyoruz. Ama sitoloji normalse rutin tarama programına dahil edip takip etmeye devam ediyoruz. Diğer birler yani termika intraepitel yani neoplazide önemli bizim için preinvaziv lezyonlar. Bu aşamada yakalamak istiyoruz hastalarımızı. Yakaladık CN1, CN2, bunlarda nasıl bir seyir oluyor? CN1'lerin ve bazı CN2'lerin yaklaşık %60'ı 40'ı regresi olmakla birlikte CN3'ler bizim için burada önemli. Çünkü regres, 3'te 1'i regresi olmakla birlikte yaklaşık %12 civarında maalesef invaziv kansere ilerliyor. Bu nedenle bu hastaları tedavi etmemiz gerekiyor. CN1'lerde tedavi için bir şey söylememiştim. Çünkü sınırlı sayıda hastayı tedavi ediyoruz. Kim bunlar? 2 yıldan uzun süre persiste ediyorsa hastalığı, sitolojide değerlendirmede lezyonumuz ilerliyorsa, sitolojimiz age veya high grade ise bu hastalarda mutlaka CN1'lerde de tedavi planını yapıyoruz. Ama asıl tedavi ettiğimiz hasta grubu CN2-3'ler. Gebe ve 21-24 yaşı bunun dışında tutuyorum daha özellikli bir grup bu. Onun için sadece genel hastalara yaklaşımımızı söylemek istiyorum. Eğer kolposkopinin yeterli olup olmaması bizim için hastayı yönetmekte çok önemli. Eğer kolposkopimiz yeterliyse transformasyon zonunu iyi değerlendirebilmişsek bu hastalarda eksizyoner veya ablatif bir tedavi yapıyoruz. Ama kolposkopimiz yetersizse tekrarlayan bir CN2-3 varsa veya servikal biyopsimiz normal ama endoservikal küretajımızda herhangi bir lezyon varsa bunları mutlaka diagnostik eksizyoner prosedür dediğimiz yani konizasyon işlemi yapıp daha yüksek bir bunu patolojiye gönderiyoruz incelensin diye. Bu hastaları da 12. aylarda, 24. aylarda tekrar kotest ile takip ediyoruz. Eğer iki negatif sonucumuz varsa 3 yıl sonra bir test, o da negatifse rutin tarama programıyla devam ediyoruz. Ama herhangi bir anormal çıkan test varsa işlemlerimiz baştan başlıyor. Tekrar kolposkopi ve ECG ile biz bu hastaları değerlendiriyoruz. Ben şurada kısaca kendi tarama nedeniyle bize gelmiş HPV pozitif olan hastalığı 22-23 yılları arası onları biz ne yapmışız, kanser yakalamış mıyız, niye yapmışız bu işleri diye baktığımızda kısaca sonuçlarımızı paylaşmak istiyorum. Tabii burada 2020-21 sayı biraz düşük olabilir çünkü pandemi nedeniyle tarama sayılarında da ciddi bir düşüş olmuştu. Bize ulaşan 3845 tane HPV'si pozitif hasta var. Bunlara bakacak olursak yaklaşık 380 tanesi HPV 16-18 pozitifliği olan. Bunların içinde tür 16-18 pozitif olan 250 hastamız var. Yarıya yakında hastaların aslında HPV diğer pozitif çıkmış. Bunların kolposkopik biyopsilerini yapmışız ve konizasyon sonuçlarını görüyorsunuz. Yani şöyle söyleyebilirim. 380 HPV 16-18 pozitifliği olan hastada biz 4 tane invaziv kanser, 2 tane de mikroinvaziv kanser yapılmış ve bunları tedavi etmişiz. Bu hastaların aslında hayatlarını kurtarmış demek oluyor bu. Ama ihmal etmemek gereken bir şey var. HPV diğer olanları da mutlaka iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü bu hastalar arasında da 2 tane kanser vakamız var. Bunlar bizim kısa süreli bize gelen HPV pozitif hastalığı, ketemden gelen bu hastalar hep değerlendirdiğimiz sonuçlarımız. Mikroinvaziv veya erken dönemde, preinvaziv dönemde yakaladık, yakalayamadık. Peki hastada artık invaziv bir serviks kanseri gelişti. Biz bu hastalara neler yapıyoruz? Serviks kanserinde tedavi, çoklu tedavi olabiliyor. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi elimizdeki tedavi modeli. Bunları hastalığın evresine göre değerlendirerek tedavi başlıyoruz. Erken evrelerde cerrahi tercih ettiğimiz bir tedavi şekli.
Lokalimleri evre 4B uzak metastazı olan hastaya giden dönemde kemoradyoterapi en etkin tedavi yöntemi olarak şu anda uyguladığımız tedavi yöntemi. İleri evrede veya metastatik hastalıklarda veya lüks hastalıklarda kemoterapi bizim için etkin bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Erken evrede radyoterapi yerine cerrahi tercih ediyoruz. Aslında radyoterapiden daha etkin demek istemiyorum burada ama daha uygun diye bahsedebilirim. Çünkü hastalar, genç hastalar, fertilitelerinin korunmasını isteyen hastalar, bu hastalara cerrahi yöntemle yaklaşırsak bu hastaların bu tip isteklerine cevap verme olasılığımız daha yüksek oluyor. Ama cerrahiye uygun olmayan ileri evre hastalarda da radyoterapi, özellikle kemoradyoterapi şu anda standart tedavi olarak uygulanıyor. Erken evrede hastanın genel durumu dedim, fertilite arzusu gerçekten bizim için önemli. Fertilite arzusunu korumak isteyen hastalarda tümöre ait faktörler bir evreleme devreye giriyor. Biz buna göre hastaları değerlendirip hastaların istekleri doğrultusunda fertilitelerini korumaya çalışırken bazı yöntemlerin standart olmadığını da hastalarımızla paylaşmamız gerekiyor. İleri evre hastalıkta esas tedavi şekli halen kemoradyoterapi olarak karşımıza çıkıyor. Kemoradyoterapi veya da şu anda günümüzde pek çok farklı kanserde uygulanan neoadjuvan kemoterapi, yani tedavi öncesi kemoterapi ve arkasından definitif tedavi yapmak gibi bir yöntemimiz var. Bununla ilgili randomize çalışmaları henüz tamamlanmadığı için karşılaştırma yapmak şu aşamada mümkün değil. Belki konuşmanın sonunda Ebru Hocam bunlardan da kısaca bize bahsetmek isteyebilir. Tedavide güncel konular bizim için neler? Fertilite korumaktan bahsetmiştim. Fertilite koruyucu cerrahi yaklaşımlarımız var bizim. Ama bunlar için hastaları çok iyi seçmek gerekiyor gerçekten. Çünkü bizim için öncelik tamam hastanın fertilite arzusunu karşılamak ama öncelik uğraştığımız can bir kadın ölmesin diye uğraşıyoruz. O nedenle iyi tartışmak, iyi konuşmak gerekiyor hastayla da. Sinir koruyucu cerrahi, sentinel lenf nodu örneklemesi ve minimal invaziv cerrahi girişimler, yani laparoskopi ve robotik cerrahi uygulamaları da tedavide kullandığımız yollardan birkaç tanesi. Belki biz burada biraz önce Fahriye Hanım da belirtti, aynı şeyi söylemek istiyorum. Lütfen HPV ile ilgili HPV'si pozitif gelen ve buna bağlı servikal sitolojisinde anormalliği olan hastalara kanser başlangıcı veya kansersin demeyelim. Çünkü bu hastalar gerçekten ciddi bir sosyal sorun aslında. Hasta sadece kanser olmaktan korkmuyor. HPV'yi bir açıp okula girip aradığında bulaş yolları nasıl geçtiği gibi bir takım şeylerle ciddi ailevi problemlere neden olabilecek bir durumla karşılaşıyoruz. Biz aslında bir de bununla uğraşıyoruz hastalarımız. O nedenle lütfen HPV pozitif hastaları ve buna bağlı anormalliği olan hastaları sadece bizlere yönlendirin. Bu hastalığı, yani sadece birinci basamak çalışanlarına söylemiyorum. Bizim kadın doğum hekimi arkadaşlar da aynı şey. Yani bir hasta bize geliyor, ben kanser olmuşum diye iki göz iki çeşme ağlayarak. Ya bunlara mahal vermemek lazım. Biz bu hastaların içinden gerçekten hasta olanları seçmeye uğraşıyoruz. Ancak o zaman bu şekilde hastayla konuşuruz. Biraz önce bundan da bahsedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 hedefi var. Dünyada ilk eradike edilen kanserin servikal kanser olması konusunda. Bunun için de bir öneri, bir program göstermiş. 15 yaşındaki kızların %90'ını aşılarsak, 35-45 yaş arası kadınların %70'ini tarayabilirsek ve hasta olmuş hastalarda %90'ını tedavi edebilirsek 2030 yılında biz neden servikal kanseri eradike etmeyelim diyoruz. Ocak ayı tüm dünyada servikal kanser farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Biz de onkoloji hastanesi olarak Ocak ayı içerisinde her yıl olduğu gibi bu yılda her haftaya bir etkinlik koyarak 5 tane farklı etkinlikte hastalarımızla buluşarak hastane personelimizin, biraz önce Sayın Başkanım da söyledi, sağlık çalışanlarını aslında bu konuda farkındalığını artırmamız gerekiyor ki ulaşılabilecek her yerde hastalarımıza ulaşsınlar diye. En sonunda ayın 24'ünde servikal kanser sempozyumu, bilimsel bir toplantımız var. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani takip ve tedavide neler bekliyor, o konuda bilgilendirdiniz. Belki
Tedavi için radyoterapiden belki Evren Hocam'ın katkıları olabilir mi acaba hocam? Pardon, toplantının başına zaten acuma radyoterapi indikasyonları ve definitif kemo radyoterapi indikasyonlarından biraz bahsetmiştim. Bunda hocamın bahsettiği bu kemo radyoterapi tedavisi öncesinde neoadjuvan kemoterapi başlanıp devam edilen bir çalışmadan bahsetti. Bu interbase çalışması. Bu çalışma devam ediyor ancak yeni ESMO'nun toplantısında erken sonuçlarını sundular. %6 ve 8 oranında genel sağlıkta artış olduğu görülmüş. Dolayısıyla muhtemelen öncesinde böyle lokaleleri serbest kanserli hastalarda neoadjuvan karbonhidratin paklitaksel başlanıp 6 kür sonrasında kemoradyoterapi ile gidilince sanki iyi olacakmış gibi bir eğilim bulunmakta. Diğer bir şey de bu definitif kemoradyoterapi alan hastaların takibinde human papilloma virüs pozitifliğinin tespit edilen hastalarda genel sağ kılımda ve lokal kontrolde bir düşüklük tespit edilmiş. Dolayısıyla HPV DNA'nın takibi ve bunun tanınması bizim için tedavi sonrasında da önemli. Tedavinin etkinliği ve hastanın takip açısından. Artı yine son bir kez de kemoradyoterapi tedavisinde kemoterapi indikasyonu bulunmuş olan hastaların mümkün olduğunca kemoterapi tedavisini haftalık da olsa almasını sağlamak. Gerçekten bu da lokal kontrolü ve genel sağlığı ciddi anlamda önemli etkiliyor. Bir de tedavi süresinin 8 haftayı biz geçmesini çok istemiyoruz. Bu da yine lokal kontrol ve genel sağlığı ciddi yan sonuçlara sebep oluyor. Ama tedavi cihazlarımızın gelişmesi nedeniyle dediğim gibi IMRT tedavisi 3 boyutlu konformal radyoterapi tedavisine göre artık şu anda ön planda, yan etkilerimiz daha az, daha güzel lokal kontrollerimiz, daha güzel genel sağ kalımlarımız var. O yüzden hani öncesinde yakalanıp tedaviye yönlendirilen hastaların düzgün bir şekilde tedavi edilmesi süresince hastaları %50'sini biz çok güzel tedavi edebiliyoruz. Ebru Hocam, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben süreye de aslında biz riayet ettik, iyi de oldu. Henüz vaktimiz de var. Salondan sonra buyurun. Mikrofon var mı? Sesi şeylere ulaştırabilme açısından iyi olurdu ama. Buyurun, sorunuzu sorun yine. Biz buradan tekrarlarız olmasa online katılımcılar için dedim. Çok iyi olacak. Biz bu serbest kanseriyle ilgili bir tecrübe yaşadık. Ben çok yakınımı 4 ay önce kaybettim. Bu hastalık sebebiyle. Ben onun tedavi sürecinde yaşadıklarımızdan kafamda bir iki tane soru var. Aslında böyle kendimde hep sürekli kendi kendime bakıyorum, araştırıyorum ama sizlere bulmuşken belki bir içimi rahatlatacak bir şey olur, bilmiyorum. 38 yaşında kaybettik. 2019 yılında ilk tanı konduğunda hamilelik vardı. Hamilelikten evvel yapılan sinir eşi de hekim çünkü. Siniri yaptırdılar aslında. Hamilelik olacak hani önden bir bakımda. O negatif çıkmıştı. Sonrasında hamilelik 24. haftasında anlaşıldı tümörün varlığı. İlk etapta bebeği biraz büyümesini beklediler. Bebek alındı sezaryandan. Ama tümöre hiçbir şey yapılmadı. Geri kapatıldı. Ve şu içeriden yapılan radyoterapi var ya. Onlar evet. O dışarıdan olan radyoterapiyle tümörü parçalamayı seçti hekimler. O çok zaten zor bir süreçti ama ondan sonrasında işler çok kötüye gitti. Benim hani kendi içimde kalan aslında 2019 yılında benim kendi eşime de kolon seyahatamızı konmuştu.
ikisi aynı zamanda tedavi oldular diyebiliriz. Ama eşimin hani cerrahi, hemen cerrahiyle çıkarıldı. Radyoterapi aldık. Çok şükür iyiyiz. Ama onun öncelikle cerrahiyle alınsaydı kurtarılabilir miydi sorusu benim yüreğime hep İçinizde kaldı, kaldı. anlıyorum. Çok. Şimdi şöyle cevap verebilirim. Öncelikle başınız sağ olsun kaybınız için. Eşinize de çok geçmiş olsun. Rahim ağzı kanserini belirttim. Tedavi evreye göre yapıyoruz. Doğru bir yaklaşım. Gebeliğin belli bir haftaya gelmesini, bebeğin bir yıl, yani daha erken bir dönemde olsa, 20 haftadan önce olsa bebeği tahliye etmek düşünülebiliyor, ama belli bir aşamaya geçtikten sonra bebeğin tamamen viyabilitesini kazandıktan sonra, yani genel işte tüm dünyada bu şekilde zaten. Bebek doğurulduktan sonra, yani bebek doğurulurken zaten cerrahi gibi herhangi bir işlemi yapılması söz konusu değil. O farklı bir işlem, sezaryen işlemi. Ama hastalığın evresi şayet uygun olsaydı cerrahi tedavi düşünülebilirdi. Demek ki evre cerrahi olarak tedavi edilebilecek evreyi aşmış ki o nedenle radyoterapiyle tedavi edelim. Şimdi radyoterapi çok... Tamam, yani sonuçta şöyle söylemek lazım. Biz erken evrede, biraz önce bahsettim, erken evrede cerrahi tedavi etkin ve gerekli bir tedavi. Aslında cerrahi her aşamada yapılabilir ama hastaya faydası olacak cerrahi yapmak lazım. 4 santim üzerindeki tümörleri zaten cerrahi olarak tedavi etmiyoruz. Başka bir yerde yaygınlığı yoksa da lokalinleri evde olarak değerlendiriyoruz. Radyoterapi, özellikle kemoradyoterapi çok etkin bir tedavi şekli. Cerrahi yapılmadı diye kaybedilmiş bir servis kanseri olabileceğini hiç düşünmüyorum. Çok net söyleyebilirim. Evde Hoca da bu konuda bana destek olacaktır zaten. Biz cerrahlar her şeyi ameliyat etmek isteriz ama nerede duracağımızı biliriz. Radyoterapi özellikle servis kanserinde gerçekten çok etkin bir tedavi. O nedenle uygun tedavi yapılmıştır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Başın Geçmiş olsun, sağ olsun. Herhalde online sorular dinleyicilerden de var. Ebru Hocam, onlardan onları evet, sonra ben salonda yine sorayım. soru alırız tabii. Şöyle, cinsel ilişkiden hemen sonra human papillomavirüsünün bölgesi alınabilir mi? Ya da alınırsa yani kaç gün geçmelidir diye bir soru var online. Mikrofon kapalı. Belirtiyoruz aslında örnek alma ödümü Fahriye Hanım. Normalde çocuğun cinsel partnerinden sonra alınsın istiyoruz aslında örnek alırken o şekilde. Diğer bir sorumuz daha var hazır mikrofon elinizdeyken. Havuza girmiş kişiden numune almak için bir özellik var mı? Havuzdaki klordan bir etkilenme olur mu diye bir soru gelmiş. Kesinlikle örnek alınabilir havuza girmiş kişiden. Etkileyim mi? Bu şekilde yine aynı şeyi simir testi yaptırmış bir bayandan. En erken ne zaman HPV testi alınabilir diye diğer bir soru. O da normalde algoritmamızda şöyle 3 ay aslında. Servikse herhangi bir müdahale yapılmışsa, paksimil alınmışsa ya da diğer uygulanmışsa 3 ay sonra. en az 2 ay diyoruz biz ama algoritmamızda 3 ay sonra alınsa şeklinde en az 2 ay geçmesi gerekiyor. Tekrar Teşekkürler. Bir de ben soru sorabilir miyim? 4 balanlı bu human papillomavirüs kardeşi aşı yaptırmış bir çocuk, yani atıyorum 12-15 yaş arasında. Sonrasında dozanı yaptırdıktan sonra 9 balanlı bu human papillomavirüs aşısını öneriyor musunuz? Önerirseniz ne kadar süre sonra bu aşı yapılması uygundur diye, hani genel şimdi şöyle sorayım. aşılanmak önemli. 4 balanlı, yani dörtlü aşıyla aşılanmış bir hastaya aslında tekrar herhangi bir aşılama programı önermiyoruz. Ama bu aşının yapılmasının bir zararı var mı? Yok. Ama mesela şöyle hasta aşılanmaya başladı. 4 aşı dozunu tamamlamadı. Bu arada 9 aşı bununla yapalım mı? Yok, normal aşı programının tamamlamasını öneriyoruz. Ama 9'lu aşıyı üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra ya bu aslında %100 net bir şey değil söylediklerim. Çünkü 9'lu aşı yeni piyasada uygulanmaya başlıyor. Bizde bir yılı geçti ama yurt dışında daha uzun zamandır uygulanıyor.
Ama yine de belli bir aşamayı geçmiş değil. Ama şöyle söyleyebilirim, aşılanmasını tamamlamış dörtlü aşıyla bir kişinin aslında tekrar dokuzlu aşıyla aşılanmasının bir gereği yok. Ama sakıncası var mı? Sakıncası da yok. Bir soru daha sorabilir miyim? Human papilloma, şey pardon, HIV virüsü yani AIDS hastasının aşılamasıyla normal bir yani sağlıklı bir insanın aşılamasında bir doz Yok, bir fark var aşılama mı? açısından bir problem yok. Yani üçlü aşı, yani şöyle söyleyebilirim. 3 doz aşı yapılması gerekiyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü 12 yaşa kadar, 15 yaşa kadar çocuklarda 2 aşıyı tavsiye ediyor. 15 yaşı geçtikten sonra 3 doz olmasını öneriyoruz biz bunu. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda da aşılamanın 3 doz olarak yapılması daha uygun. Teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz. Evet. Sağ ol. Ondan sonra var mı yine acaba? Göremiyorum ben gibi heyecanlandırayım diye. HPV masumu olarak değerlendirebilir miyiz? Bazı hastalar acaba aile faciaları. Anladım Hocam abi. şöyle Kırılacaksın. gelirken de konuştuk. Hani böyle bir HPV virüsü bir şekilde bulundu kadında ya da erkekte. Yani hemen farklı şeyler düşünmeliyiz Biraz önce hemen. bahsettim. Şimdi yani HPV'nin bulaş yolu belli. Bu bize de çok geliyor böyle hastalar. Hastalar hemen ya işte genelde eş kocalarını hanımlar içeri almıyorlar. Hemen ellerinde işte telefonlar, Google'lar pek çok soru işte ne oldu, ne bitti. Evde bir hırgür oluyor mutlaka bu HPV pozitifliği çıktıktan sonra. Aslında onları ben şöyle söylüyorum. Bizim hocalarımız da hepiniz bilirsiniz Ali Hoca ile Ayhan. Ali Hoca da bize bu konuda çok tavsiyede bulunmuştu. Hastaya hemen bunu bu şekilde söylemeyin. Yoksa evli kadın kalmayacak, bu hastaların hepsi boşanacak şeklinde. Yani tabii ki cinsel yolla bulaşan bir hastalık HPV vesaire HPV virüsü. Ama bunun zamanlamasını ve tarihini belirlemek mümkün değil. Üstelik de humus papilloma virüsü herpes grubu bir virüs. Uzun zaman durup daha sonra hastalık yapabilme şansına sahip. Biz genelde hastalarımızı bu şekilde telkin edip ama mutlaka ve mutlaka bir kadın da HPV virüsü saptandıysa eşinin de hekime başvurması, belirtisi bulgusu olmasa dahi eşinin de bir biyolojik muayene ve gerekirse HPV testi yaptırmasını öneriyoruz. Evet hocam teşekkür ederim ama hala böyle bir şey dumandandır diyesim geliyor. Şöyle bir şeyde bu genital sihirlerde, verrülerde onlara genelde erkeklerde hani koterizasyon yapılır. O koterizasyon esnasındaki o hakikaten koter dumanında buharından dahi virüsü alabilirsiniz şeklinde bir gene böyle bir şey panelde konuşma olmuştu bizim Evet, o komitede. koterizasyona bağlı solunum havada bir takım bulaşlar olabileceği söyleniyor. Bunun için de mutlaka ve mutlaka bu işleri yaparken maske takmak gerekiyor. Hastayla yakın çalışıyoruz çünkü biz de. Ama aynı zamanda vertikal geçişi de var daha detaylandırırsak. İşte annelerden HPV pozitif anneden bebeğe laringeal, oral HPV geçişi var mı? Evet var ama bu işin kabul etmek gerekiyor ki asıl bulaş yolu cinsel yolla bulaşıyor. Bu nedenle de aslında bunu önlemenin en doğru ve en gerçekçi yolu aşılama. Onun için de aşıyı tavsiye ediyoruz. Hocam gerçek bilgiye teşekkür ediyoruz ama gene de hastalarımıza bir şey olduğunda masum bulaş olabileceği ihtimalini de şey yaparak aile facialarını şöyle önlem açısından çok da yalan değil herhalde. Böyle desek masum bulaşlarda olabilir desek çok da yalan söylüyor. Doğruyu söylüyoruz ama hani Yok. diğer tarafı masum olmayan haline getiririz. Şimdi bak yani ben bu konuşmayı şöyle noktalayayım abi isterseniz. Aşılamayı da tekrar belirtmek istiyorum. Sadece kız çocuklar değil erkek çocuklar da aşılanıyor. Bu nedenle hem kızlarımızı hem erkeklerimizi aşılayalım. Böylece kimse kimseyle karşı karşıya gelip birbirimizi suçlama pozisyonunda da kalmayalım. Ben de Emel Hanım'a katılıyorum. Yani bunun bir masumiyet karinesi iki taraf için de söz konusu olmamalı diye düşünüyorum.
Onun için erkek çocuklarımızı aşılayalım ki hastalık yaygınlaşmasın. Teşekkür ederim. Olarak yine katılımcılardan bir soru daha Ebru Hocam onu da sorsun ve toplantıyı böylece evet, son bir kapatalım soru. Diye. Merhaba Funda Hocam. Kısaca 45 yaşından sonra aşı önermiyoruz dedi. Ama bize en son artık yaş sınırı yok denilmişti. Acaba bu konu hakkında tekrar bir açıklama yapabilir mi? Aşılanmak isteyen herkes aşılanabilir. Ben bunu belirtirken istatistiksel bilgileri belirtiyorum. Yani 45 yaşından sonra normalde aşı önermiyoruz. Ama aşı olmak isteyen kimseye de aşı olma demiyoruz. Aşı olmak için çünkü ne bir HPV testi yaptırmak gerekiyor, ne sümür testiniz veya HPV pozitifliği olan bir hastanın da aşılanması mümkün ama şimdi aramızda aşıcılar, çocukçular var mı yok mu bilmediğim için neden biz aşıları çocukluk yaşında yapıyoruz? Alacağımız cevaba, bağışıklık cevabına bağlı olarak erken yaşta çocuklarımızı aşılıyoruz. 9-12 yaş bu cevabın en yüksek olduğu yaş. HPV için bu yaş 26, 26'dan 45'e çıktı. Herkes aşılanabilir tabii. Yanlış bir mesaj vermek istemiyorum ama önerilen yaş 45'ten sonra aşı önermiyoruz biz normalde. Aşı olana da olma demiyoruz tabii. Evet. Evet, bu daha önemli bir konu. Bakanlığımızın da bu konuda çalışmaları var biliyorum. Herhalde en kısa zamanda aşı programına dahil olacaktır HPV diye. Başkanım, bu bölgeye... Diyet dişi söylüyorum. Orası değil ama siz beyefendi. Neresi? Onlar şu an kapandı mı? Tüm illerden katılımcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu saate sabırla dinlediğiniz, izlediğiniz ve gerçekten ilgiyle izlemişsiniz. Sorularınızı da biz burada hemen dile getirdik ve cevaplarını da duydunuz. Toplantıyı müsaadenizle kapatıyoruz. Sağ olun. İyi günler dileğiyle. Sağlıklı günler dileğiyle. Teşekkürler.